Herkese merhaba. Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosuyla birlikte beraberiz. Bugün yine birazcık şu beslenme konularından bahsediyor olacağız. Eğer bir sağlıklı beslenme sürecine girdiyseniz ve yavaş yavaş da kilo vermeye başladıysanız bu aslında işin en keyifli kısımlarından bir tanesi. Ama az sonra bahsedeceğimiz bölüm belki de bu diyet serüveninin, sağlıklı beslenme serüveninin en can sıkıcı noktalarından bir tanesi. Kilo vermenin durduğu süreç. Aslına bakarsanız pek çok kadın sağlıklı beslenme konusuna çok büyük bir motivasyonla başlayıp 3 kilo, 5 kilo verdikten sonra gayet bunu devam edip ama bir duraklama dönemine girdiği zaman ne yazık ki moraller birazcık düşüyor. Burası aslında en tehlikeli dönem. Çünkü kilo verdikten sonra o duraklama dönemin pek çok kişi vücudunu tanımadığı için, beslenme programını da ne şekilde değiştirebileceğini bilemediği için pes ediyor ve motivasyonu da düştüğü için bu programı yarıda bırakıyor. Verdiği kiloları belki de fazlasıyla geri almaya başlıyor. Uzun süredir bir sağlıklı beslenme rutinine girmişsinizdir ve şu an duraklama döneminde olabilirsiniz ve hatta belki de motivasyonunuz bozulmak üzere ki diyeti bırakmakla bırakmamak arasında gidip geliyor olabilirsiniz. Durun, sakın bırakmayın. Çünkü gerçekten az sonra bahsedeceğim şeyler çok işinize yarayacak. Ben bildiğiniz gibi çok uzun zamandır bu sağlıklı beslenme sürecini devam ettirmeye çalışıyorum. Ben öyle çok hızlı zamanlarda, çok kısa zamanlarda çok hızlı kilo verenlerden değilim. Bunu geniş zamana yayıp daha sağlıklı şekilde kilo vermeyi tercih edenlerdenim. Hatta daha işte geçtiğimiz ay hatta 5 kilo fazlam var, onu vermem gerekiyor diyordum. Bu ay mesela şu an 3 kiloya düştük. Yani kalan son 3 kilonun içerisine girmiş bulunmaktayım. O yüzden benim de zaman zaman kilomun durduğu dönemler oluyor. Benim de motivasyonumun düştüğü zamanlar oluyor. Ama bu ipuçlarına eğer dikkat ederseniz ve beslenme programınızı uygularsanız emin olun en azından o süreci koruyor ve kilo almaktan ziyade belki 100 gram verirsiniz. Belki o süreci yani 2 haftada vereceğinize bir ayda verirsiniz ama yine de kilonuzu vermiş olursunuz. O zaman gelin birlikte kilo verme hızını nasıl arttırabiliriz bakalım. Kilo verme süreci içerisinde neden duraksama olur? Önce bence bunu konuşalım. Bunu bilmek bence çok daha önemli. Vücudunuz kilo vermeye başladıktan sonra daha etkin bir şekilde çalışmaya başlıyor ve böylece daha az enerji harcıyor. Daha önceki yaktığınız enerjilerden daha az enerji harcadığınız anlamına geliyor. Yani daha az enerji harcamak demek daha az kalori yakmak anlamına geliyor. Aslında bu kanıtlanmış bir durum çünkü uzmanlar şöyle söylüyor. Eğer ağırlığınızın %10'unu verdiyseniz bu metabolizmanızın %25 daha yavaş çalışacağı anlamına geliyor. Yani bu sadece sizin için geçerli bir durum değil. Tüm diyet yapanların, tüm kilo kaybı yaşayan tüm insanların aslında bu süreçten geçtiği bir dönem. Ancak bu kilo verme sürecini zorlaştıran tüm etkenlerin belirli çabalar ile üstesinden gelmek mümkün. Yani aslında imkansız diye bir şey yok. Hani ben kilo veremiyorum, o yüzden diyetimi yarıda bırakıyorum falan diye o durumlara düşmeye ve motivasyonunuzu mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışın. Bunun için aslında ilk olarak yapmanız gereken en önemli şey kendinize inanıyor olmak. Yani kendinize bir hedef kilo belirlediğiniz zaman bu kiloya ulaşmaya inanmanız gerekiyor. Yani şöyle diyebilirsiniz, şimdi 80 kiloyken ben 50 kilo olacağım diye ilk aşamada hedef koymak büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır. O yüzden bana kalırsa ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu çok rahat söyleyebilirim ki 80 kiloysanız ilk aşamada 70 kiloda olmayı hedefleyin. Hedefinize ulaştıysanız bu sefer 60 kiloya mı? Yani daha doğrusu hangi kiloda kendinizi mutlu hissedecekseniz o kiloyu kendinize hedef koyun. Bir önceki videolarımda da bahsetmiştim aslında. Herkes zayıf olacak diye bir şey yok. Herkes fit görünecek diye bir şey yok. Siz kendinizi nasıl sağlıklı hissediyorsanız, hangi bedeninizle daha mutluysanız, sağlık problemleri yaşamayacağınıza emin olduğunuz kilo hangisiyse o kiloda olmanız sizin için her zaman önemli. Yani bir arkadaşınız 50 kiloysa siz 80 kilodan bir anda böyle bir 50 kiloya geleceğim falan diye bir durum yok. Bu sizin kilo vermenizden ziyade aslına bakarsanız belki de işte ileride kilo veremediğiniz için motivasyonunuzu da düşürecek ve belki 3 kilo 5 kilo bile fazla olarak size geri dönecektir. O yüzden ilk olarak kendinize küçük aralıklarda
hedefler koymak. Yani eğer hedeflediğiniz kiloya yaklaşık 3-5 kilo kaldıysa ve o süreçte kilo vermeniz durduysa, aslında burada yapmanız gereken önemli detaylardan bir tanesi birazcık kendi özünüzü kontrol edebiliyor olmak. Yani şöyle ki, daha önce yediklerinizi takip edip işte yaktığınız kalorileri takip ediyorsanız yine bu rutine geri dönebilirsiniz. Yani demem o ki, aslında sabahleyin ne yediğinizi, öğlenleyin ne yediğinizi böyle günlük olarak bir kağıda not edin ve gün sonunda bakıp bunu aslında yememeliymişim, buna çok da gerek yokmuş diyeceğiniz emin olun çok fazla şey çıkacaktır. Bunu uyguladıktan sonra kendinize bir beslenme, yeni bir beslenme döngüsü oluşturun. Mesela normal şartlarda bir beslenme programınız varsa, düzenli olarak uyguladığınız bir beslenme programınız varsa bunu değişikliğe götürebilirsiniz. Yani bunu nasıl yapacağım derseniz, uzmanlar bu durumu aslında şöyle açıklıyorlar. Haftada 2 gün protein ve sebze ağırlıklı olmak üzere 1000 ile 1200 kalori arasında kalori almanızı öneriyorlar. Geri kalan günlerde de 1500 kalori almayı denemenizi öneriyorlar. Yani bunları yediklerinizi not ettirerek, aslında listenin başına döndüğümüz zaman yediklerinizi not edip kalorilerini yazdığınız zaman ve gün sonunda işte 1200, 1000 ile 1200 kalori mi alıyorsunuz, 1500'ün üzerinde mi kalori alıyorsunuz? Aslında bu hesabı yaptığınız zaman size daha faydalı bir dönüş olacaktır diye. Uzmanların yine görüşlerine göre protein ve yağ ağırlıklı beslenme programı uygulamak kilo verme hızını arttırıyor. Yani kilo vermeniz durduysa sebze meyve tüketimini azaltıp protein oranını yükselttiğiniz zaman yine kilonuzda ciddi anlamda bir değişiklik olacaktır. Ve o duraklama dönemi harekete geçerek metabolizmanız yeniden çalışmaya başlayacaktır. Bu durumda yine çok fazla karbonhidrat tüketmek de vücudunuzda yağ depolanmasına sebep olacaktır. O yüzden eğer beslenme programınız içerisinde karbonhidratlar da varsa daha fazla proteinin olduğu gıdaları tüketmek metabolizmanızın daha hızlı bir şekilde çalışmasına ve enerji yakmanıza yardımcı olacaktır. Duran kiloyu hızlandırmanın önemli noktalarından bir tanesi de egzersiz programı. Eğer düzenli bir egzersiz programı yapıyorsanız bunu yenilemek sizin için en doğru kararlardan bir tanesi olacaktır. Yani hareketlerinizde işte 5 tane hareket uyguluyorsanız bunu 2 katına çıkartın. İşte günde 30 dakika yapıyorsanız bunu 40 dakikaya çıkartın ve bu süre içerisinde vücudunuz alışık olmadığı hareketleri yaşadığı için daha fazla enerji harcayacaktır ve o rutinden kurtulup aslında kendini yenileyerek yeniden kilo verme durumuna geçecektir. Yani anlayacağınız üzere aslına bakarsanız duran kiloyu hızlandırmak çok da imkansız değil. Burada en önemli olan şey kendi mutluluğunuz, kendi motivasyonunuz ve bu kilo verme sürecinde ciddi anlamda bir motivasyona ihtiyacınızın olması. Çünkü eğer moraliniz ve motivasyonunuz yoksa ne yazık ki bu kilo verme süreci çok kısa sürelerde sonlanmış oluyor ve ya hiç kilo veremeyerek ya da verilen kilolar geri alınarak sonuçlanıyor. O yüzden önce kendinize inanmanız bu durumda çok önemli. Kendinizi mutlu hissedeceğiniz kiloyu belirlemeniz çok önemli. Umarım tavsiyelerim işinize yarar ve birlikte güçlerimizi birleştirerek daha sağlıklı bir hayat için kendimizi mutlu hissedeceğimiz o bedene sahip olabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.